Sevgili dostlarım merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. İyi olmaya devam edin. Canınızı hiçbir konuda hiçbir şekilde sıkmayın sevgili dostlarım. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi dik durmaya, inandığımız yönde ilerlemeye devam edeceğiz. Tek bir amacımız var. Türkiye ekonomisi daha iyi nasıl olabilir? Türkiye güzel günlere nasıl adım adım ilerleyebilir? Dolarla ilgili, altınla ilgili pek çok video yapıyorum sizlere ama genel itibariyle dolar ve altından çok Türkiye ekonomisinin geleceğini konuşmaya çalışıyorum. Türkiye ekonomisi nereye doğru gidiyor? Türkiye ekonomisinde yapılan yanlışlar, hatalar bizi nerelere sürüklüyor? Hangi uçurumun hemen kıyısında duruyoruz? Bakın, bunlar çok önemli sorular. Her geçen gün yepyeni zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Her geçen gün ekonomideki bozulma biraz daha devam ediyor. Her geçen gün halkın, milletin, vatandaşın kurumlara olan güveni biraz daha azalıyor. TÜİK veri açıklıyor, işsizlik verilerini açıklıyor, enflasyon verilerini açıklıyor, büyüme verilerini açıklıyor. Vatandaşın büyük bir kesime açıklanan bu verilere inanmıyor, inanmamakta da çok haklı. İşsizlik verileri %12.8 deniliyor. Gerçekçi bir ifadeyle bakıldığında ise %20'nin üzerinde olduğunu herkes yaşayarak görüyor. Enflasyon %15 deniliyor. Tek haneli seviyelere doğru gidilecek deniliyor. İnsanlar markete girdiğinde, pazara gittiğinde, herhangi bir mağazadan kıyafet aldığında enflasyonun hiç de söylendiği gibi olmadığını birebir yaşayarak görüyor sevgili dostlarım. Büyüme artıyor, büyüme devam ediyor, Türkiye şahlanıyor gibi ifadeler kullanılıyor. Diğer taraftan sanayici fabrikasını kapatmanın yollarını arıyor. Her geçen gün yeni bir firma konkordato ilan ediyor. Her geçen gün yeni bir firma iflas ediyor. Ve böyle bir ortamda Türkiye'nin büyüdüğü söyleniyor. Sevgili dostlarım, bütün bunlar bir araya geldiği zaman ne sanayici, ne reel sektör, ne de esasen vatandaş TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmıyor, itibar etmiyor. Dünyanın en kötü şeyi bir vatandaşın, bir milletin kendi kurumlarına güveninin azalmasıdır. Güven biterse kurumlara olan inanç iyiden iyiye kaybolur ve böylece o kurumların açıkladığı veriler, o kurumların söylediği söylemler geçersiz olmaya başlar. Biz bunları yıllardır söylüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak, her şey güzel olacak bundan sonra dediler. Yapmayın, etmeyin. Bakın, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili sıkıntılı bir süreç var. Yarın öbür gün çok daha sert bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağız ya da çok daha büyük bir ekonomik krizin eşiğine geleceğiz dedik. Kimse dinlemedi. Bu söylemleri tekrarlamaya devam ettiler. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı, geçti, gitti ve gördüğünüz gibi ekonomi daha da dip seviyelere doğru yolculuğunu devam ettirdi. Aynı şeyi yerel seçimlerde de gördük sevgili dostlar. 2014-2015'ten bu yana Türkiye'de 8'in üzerinde seçim gerçekleştirildi. Ve gerçekleştirilen her seçimle birlikte bütçe daha da büyük açık vermeye başladı. Bütçedeki delik daha da büyümeye başladı ve bu bütçe deliğini kapatmak için her gün yeni vergiler, her gün yeni ÖTV'ler, her gün yeni zamlar, her gün yeni cezalarla karşı karşıya kalıyor. Kim kalıyor? Vatandaş kalıyor. Ballı gaymaklı müteahhiti kurtarmak için faiz indirimi yaptılar. Faizi indireceğiz, merak etmeyin, konut sektöründe hareketlilik gelecek dediler. Ama müteahhitleri denetlemedikleri için, müteahhitlerin yapabilecekleri zamları öngörmedikleri için ya da bu zamlara yol verdikleri için, bakın görüyorsunuz, konut sektörü o yapılan faiz indirimlerine rağmen o canlanmaya bir türlü ilerleyemiyoruz. Yine aynı güven kayıpları. Vatandaşın sürekli olarak güvenini kaybetmeye devam ediyorlar. Vatandaşı sürekli olarak kandırdıklarını sanıyorlar ama vatandaş kanmıyor. Vatandaş gerçekleri görüyor. Nasıl görüyor? Yaşayarak görüyor sevgili dostlar. Yapılan yanlışları fark ediyor. Kendisinin sürekli olarak ikinci plana itildiğini fark ediyor. Sürekli olarak yükün kendi sırtına bindirildiğini fark ediyor, görüyor. Ve bu nedenle her geçen gün kurumlara olan güvenini biraz daha kaybediyor. Neden bunları anlatıyorum sevgili dostlarım sizlere? Bakın, millet bankalardaki dolarını çekmeye başladı. Hem de çok yoğun bir şekilde dolar çekiyorlar. Vatandaş parasını hangi güvenli kuruma teslim eder sevgili dostlarım? Bankalara, değil mi? Çünkü evinde tutarsa Allah korusun bir hırsız girer ya da başka bir şey olur.
o parasını kaybetme ihtimali vardır. Onun için yıllardır insanlar paralarını bankalarda mevduatta tutarlar. Buradan kazanacakları faizi önemsemeden mevduatta tutarlar. Dövizde zaten çok fazla bir faiz getirisi olmadığını hepimiz biliyoruz. Buna rağmen insanlar yıllardır eğer ki döviz alıyorlarsa bu parayı götürürler, bankaya yatırırlar. Neden? Daha güvenlidir. Son günlerde insanlar parayı bankaya yatırarak hata mı yapıyoruz diye düşünmeye başladılar. Devlet yapısına olan güvensizlikten dolayı o paralarını bankada tutmak istemiyorlar. İnsanların genel kanaati acaba benim paramla bana mı baskı yapılıyor? Ben bu dövizi alıyorum, kenara atıyorum. Sadece yatırım amaçlı değil. Yarın öbür gün olabilecek bir kur şokuna karşı kendimi korumak için alıp kenara atıyorum diye bakıyorlar. Enflasyon dolar düşmesine rağmen yükselmeye devam ediyor. İnsanların satın alma gücü her geçen gün düşmeye devam ediyor. Ve dolar da baskılanmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Gerçi son günlerde 5.40 seviyesinden 5.85'e kadar yükseldi. Ve görünen o ki yükselmeye de devam edecek. Evet, görünen o ki dolar yükselmeye devam edecek. Ama bir kere güven kaybedildi. Bir kere insanlar şunu konuşmaya başladı. Benim paramla, benim bankadaki paramla bana baskı yapılıyor. Benim kendimi koruma altına almaya çalıştığım bir enstrümanla benim daha zor duruma düşmem sağlanıyor. O zaman ben dolarımı neden bankada tutayım diye konuşmaya başladılar. Bu dalga dalga yayılıyor. Bu dalga dalga büyüyor sevgili dostlarım. Herkes koşuyor ve bankalardaki dolarını çekip bankaların kasalarına koyuyor ya da alıyor, bankaların kasalarına bile güvenmeyenler var. Onlar da alıyor, evlerinde yastık altında tutmaya çalışıyor. Daha güvenli bir noktada tutmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi sevgili dostlarım, kurumlara olan güvensizlik aslına bakarsanız bir salgın hastalık gibi vatandaşın en kılcal damarlarına kadar dokunmaya başlıyor. Herkese nüfuz etmeye başlıyor. Bir salgın hastalık gibi yayılıyor aslına bakarsanız. Oysa bizim uyarılarımız dikkate alınmış olsaydı zamanında, yani devlet kurumları üstlerine düşeni tarafsızca, siyasete politikaya bulaşmadan yapmış olsaydı, verileri gerçekçi bir şekilde vatandaşın önüne sunmuş olsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Vatandaş kurumlara güveniyordu. Her şeye rağmen kurumlara güveniyordu. TÜİK bir enflasyon rakamı açıklıyorsa, TÜİK bir büyüme rakamı açıklıyorsa, TÜİK bir işsizlik rakamı açıklıyorsa gerçekçidir diye düşünüyordu. Bu rakamlar bize bir öngörü sunuyor diye düşünüyordu ve buna göre de hareket ediyordu. TÜİK enflasyon düşük diyorsa enflasyonun düşük olduğuna ikna oluyordu. TÜİK enflasyon yüksek diyorsa enflasyonun yüksek olduğuna ikna oluyordu. Keza Merkez Bankası bir faiz hareketi yaptığı zaman bu faiz hareketinin doğru olduğuna ikna oluyordu. Bir siyasi baskıyla yapılmadığını düşünüyordu. Merkez Bankası dolarla ilgili bir müdahalede bulunduğu zaman bunun gerekli olduğuna ikna olabiliyordu. Daha önceleri. Ama şimdi Merkez Bankası'nın müdahalesinin tamamen politik olduğunu öngörüyor vatandaş. Ve bu nedenle vatandaş artık politikadan çok kendisini korumaya çalışıyor. Hükümetin sadece kendi menfaatlerine göre hareket ettiğini gördüğü için vatandaş, o da kendisini korumaya çalışıyor. Ben hükümetten daha zengin değilim diyor. Ben bu ülkeyi yönetenlerden daha zengin değilim. Ben bu ülkenin milletvekillerinden daha zengin değilim. Onlar nasıl kendisini koruyorlarsa, nasıl lüks içinde yaşarken vatandaşı düşünmeden hareket ediyorlarsa, ben de vatandaş olarak kendimi düşüneceğim önce diyor. Bu ülkede iPhone'lar kırıldı. Bu ülkede dolarlar yakıldı hükümete güvenilerek. Oysa günün sonunda hükümetin dediğinin tam tersi oldu. 3,5 liraydı bir dolar. Dolarınızı satın çok pişman olacaksınız denildi. Dolar 7 lira oldu. Ve daha sonrasında 5.40 seviyesine kadar geldi ama 3,5 liradan dolarını satanlar büyük bir zarara uğradı. Daha sonra da 7 liradan, 6,5 liradan, 6 lira 25 kuruş seviyesinden dolar alanlar, genel ekonomik konjonktüre bakarak en azından kendisini korumaya çalışanlar da Merkez Bankası'nın ve hükümetin doları baskılaması ve yine para babalarını aslında koruması nedeniyle terste kaldı sevgili dostlarım. Ve onlar şimdi tamamen kurumlara güvenini kaybetmiş durumda. Onlar şöyle düşünüyor.
Biz acaba sadece yabancılara mı hizmet ediyoruz? Bizim para sistemimiz, bizim ekonomimiz sadece yabancılara mı hizmet ediyor? Kendi vatandaşını neden hiç öncelemiyor? Kendi vatandaşını neden hiç düşünmüyor? Ve sevgili dostlarım, böyle düşündüğü için de artık kendi başının çaresine bakıyor. Dolar alması gerekiyorsa dolar alıyor. Altın alması gerekiyorsa altın alıyor. Euro alması gerekiyorsa euro alıyor. Sterlin alması gerekiyorsa sterlin alıyor. Yüksek faiz ortamına girmesi gerekiyorsa yüksek faiz ortamına giriyor. Ama artık bunu bu ülkeyi yönetenler için değil, sadece kendi menfaatlerini, daha doğrusu kendi geleceğini korumak için yapıyor. Kimse kusura bakmasın, bu ülkede belli bir kesim zenginleşirken halkın geneli fakirleşti. Bakın, 6705 lira oldu yoksulluk sınırı. 6705 liralık bir yoksulluk sınırından bahsediyoruz. 2058 lira oldu açlık sınırı. Ve bu ülkede ne yazık ki 2020 liralık bir asgari ücret var. Ve bu asgari ücretin aslında 2020 lira olmadığını da biliyoruz. Agi eklendikten sonra 2020 lira oluyor. Agi'yi çıkarttığınızda neredeyse 1800 lira seviyesine düşüyor. 2020 lira maaş alan, asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlarımızın büyük bir kısmı açlık sınırının altında yaşıyor. Şunu da unutmayın. Türkiye'nin neredeyse %70'i asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Böyle bir ortamda insanlarımızın kendilerini yöneten insanları görüp, onların şaşalı hayatlarına bakıp, onların lüks hayatlarına bakıp da artık bana ne kardeşim dememesi mümkün mü? Bana ne kardeşim? Onlar zaten lüks içinde yaşıyor. O zaman ben de kendimi koruma altına alacağım. O zaman ben de bundan sonra önlemimi alacağım demesi gerekmez mi? Bunu demesi yanlış mıdır? Ve dolayısıyla sevgili dostlarım, azıcık kenarda köşede parası olanlar ya da Türk lirasında olanlar koşa koşa dolar alıyorlar. Onu da artık bankalara yatırmıyorlar. Ya da bankalara yatırdıkları hesaplarındaki dövizleri her geçen gün biraz daha fazla koşarak çekmeye çalışıyorlar. Ne olur ne olmaz diyor insanlarımız. Ya ben dolara ihtiyaç duyduğumda, dolarımı çekmek istediğimde banka bana dolar yok derse. Ya da ben dolar istediğimde devlet yok kardeşim bundan sonra sana dolar vermiyorum derse. Bütün bunların hesabını yapıyor insanlar. Kendilerini korumak, kendilerini güvence altına almak için. Çünkü kurumlar güven kaybettiler. Bizi yönetenler insanların gözünün içine baka baka itibar için harcıyoruz demeselerdi, bu kadar lüks içinde yaşamamış olsalardı, saraylarda hüküm sürerken vatandaşın fakirliğini birazcık görmüş olsalardı, durum böyle olmazdı sevgili dostlar. Kimse kusura bakmasın. Bir ekonomideki en önemli gerçek güvendir. Ve vatandaşınız artık size güvenmiyorsa, sizin siyasetinize güvenmiyorsa, sizin sözlerinize güvenmiyorsa, sizin ekonomi yönetiminize güvenmiyorsa işiniz çok zordur. Hiçbir şekilde vatandaşın bu tavrına kızamazsınız. Vatandaş bunu yapıyor diye bir tavır koyamazsınız. Siz bu ülkeyi yönetenler olarak siyaseten değil, bir devlet adamı gibi bakıp önceliğinizi vatandaşlarınıza vermek zorundasınız. Sadece sözde kalan bir vatandaş söylemi değil ama vatandaşınızın genelini kucaklayan, orta gelir seviyesini yükselten ve onları artık hem açlık hem yoksulluk sınırının üzerine çıkartan bir politika izlemek ve tekrar kurumlara güveni sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde bu güvensizlik büyüyerek devam edecek, ekonominin tam orta yerinden çatırdamasına sebep olacak. Kimse kusura bakmasın. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve tabii ki kanalıma abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın.